Beşinci durağımız Atatürk ve Redif Müzesi. Biraz sonra içerisine gireceğiz. Askerlerin kaldığı, yerleştiği bu müze aynı Kasr-ı Hümayun gibi zamanında o tarihlerde yapılmış bir yerleşim yeri. Kapı kapalı fakat şansımız deneyelim. İçeride zil var. Zannedersem zile basınca açıyorlar. Çünkü internette burasının her gün açık olduğu yazıyordu. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Burası da Kasr-ı Hümayun gibi 1861 yılından 1976 yılına kadar yapım aşaması gerçekleşmiş askerlerin bulunduğu Atatürk ve Redif Müzesi. Zamanın görüntüleri, fotoğrafları yer aldığı hemen girişteki sol odadayız. Bunlar zamanında burada Hüseyin zamanında büyük işler başarmış ve şehit edilen yurtseverlerin isimlerinin olduğu tablolar var. Burası belli bir zaman askeri mahkemede olarak kullanılmış. Eski Kocaeli İzmit'in bir görüntüsü tablo olarak yansıtılmış. Burada da Osmanlı'nın defter takımı var. Güzel bir salon oluşturulmuş. Motifler şebeken ve ışıklandırılmış bölümler içerisinde zamanın künyeleri, saatleri, cezveleri, muskaları, kullanılan eşyalar ayrı ayrı görüntülenmiş. Şöyle gezileri de göstereyim. Benim anlatmak istediğimden daha farklı şeyler de çıkabilir çünkü. Hani buraya gelemeyen, göremeyen veya zamanı olmayan, uzak olan insanların da hiç olmazsa böyle bir katkımızla beraber buraları görmüş olurlar. Büyük bir ihtimalle o zamanın kullanılan silahları, zilleri, mehter takımının aletleri var.
kabalar. Tekrar tabancalar. Okunabilirse yazıyı çekeyim. Güzel bir bölüm oluşturulmuş. Burada da subayların veya astubayların nişanları. Aşure takımları. Evet, şurada ortada bir sürahi. Askerlerin yemek yediği kaşıklar. Çaydanlıklar. Soluklar. Ve yine yemek bölümünden porselen takımlar. Sultan II. Abdülhamit. Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecid. Yukarıda da tuğraları var. Ben fark göremiyorum ama zannedersem aralarında fark vardır. Evet, buradan tamam. Yavaş yavaş şuradan çıkıyor ya. Şuradan. Hı hı. Ben de geleceğim şimdi. Okumak isteyenler videoyu doldurup okuyabilir. Yukarıya bunu açıyoruz. Evet. İzmit bu tasarrufta Selim Sarıpaşa. Biraz sonra onun konağını da gezmeye gideceğiz. Belki ikinci bölümde seyredeceksiniz. Burada da İlan ve afişler var. Askerlerin bulunduğu bu bölümü zamanın gazete manşetleri koyulmuş. Saray gibi ihtişamı yok. Fakat burası da özenle döşenmiş.
Evet, bunu özellikle çekmek istiyorum çünkü Mustafa Kemal'in Kocaeli Cephe Karargahı'ndan bir fotoğraf. Kasr-ı Hümayun önünde 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'nın askerlerle çekildiği bir fotoğraf. Tabi o zamanlar Kasr-ı Hümayun'a para verip girmiyorlarmış. Tarihimizi gezip görmek için para vermek zorunda kalıyoruz. Belgelerden, Osmanlı belgelerinden bir tanesi. Burada bir belge daha. Evet, gazete marketleri devam ediyor. İzmit halkına hitabet Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1922 Haziran'ında söylediği sözler. Tehmişteyken. Burası da merkez. Tuvalet ve lavaboların olduğu bölüm. Zamanında bile çok güzel korunmuş. Padişahların fermanlarını içeren yazılarla kaplı bir oda. Kasr-ı Hümayun gibi üst taraf tavan güzel işlemelerle bezenmiş. Kapılar o kadar büyük olmasa da zamanımızın en büyük kapıları. Çok güzel bir motif var şurada. Hem yeşil hem kırmızı bayrakla donatılmış bir yer. Tamam. Muhtemelen Atatürk'ün çalışma odası, masası ve misafirlerini araladığı yer. Kullandığı telefon. Bunları niye söylüyorum? Çünkü bunlara yakın olmak, onlara bu kadar yaklaşmak insana değişik bir haz veriyor. Anlatılmış duygulardan hiç birisine benzemiyor.
Sağ ol, Allah yakınır. Çizimler içerler. Fotoğraf göresinler. Hemen tuvaletin karşısında bir tuvalet daha. Aynı şekilde simetrisi. Burada da aynı şekilde yine Savarona'nın resimleri doldurulmuş. Biraz önce gösterdiğim masada belki Atatürk oturmuştur ama masanın arkasındaki resim Çankaya Köşkü'nün resmiymiş. Onu da dipnot olarak belirteyim. Evet. Buradan şurada bir odamız kalmış Reyhan. Edip Müzesi'nin bir fotoğrafı dışarıdan da görünümünü vermiştik girmeden önce. Ağaçlarla kapalı olan müze eskiden böyle gözüküyormuş. Şunu da hemen şey yapayım. Her yerde bulunamayacak resimlerden bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'nın Gebze'de halkla, askerlerle çekildiği bir fotoğraf. Işık parlıyor. Şöyle. Evet. Edip Müzesi bu kadar. Size en son tamamlatıyla veda edeyim. Buradan 5. veya 6. yer olan Sırrı Paşa konağına gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Şimdi Recep Müzesi'nin hemen karşısından ara yoldan Sırrı Paşa konağına çıkıyoruz. Burası böyle tarih koridoru denen bir sokak. Yeşil konağı da çekelim. Muhteşem duruyor. Tamam. Buralardan bir haber, bir görüntü elde etmiş olur.